Biz dedi ki gösterilmez, bitmeyecek. Göztepe'yi ben gördüğüm zaman çok klişe olacak ama gerçekten aşık olduğum kızı görmüş gibi falan oluyorum. Bir değişik oluyor insan. Evim de burası, kalbim de burası, her şeyim burası yani. Her şeyim burası. Burası farklı bir yer, burası bir semt, burası bir mahalle, burası Göztepe. Bugün sizlerle Gürsel Aksel Stadı'nın açılışı öncesinde Göztepe'nin sokaklarında gezeceğiz. Onların 95 yıllık hasretine beraber kulak vereceğiz, onlarla beraber bayramlaşacağız. Amatöre kadar düşen bu camianın şimdi kendi sokaklarından yükselttiği bu şaşalı stada geri sayım yapacağız. Doğma büyüme Göztepe'li olarak yarın semtimize geri dönen Göztepe'miz, mahallemizin takımı. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. İki gecedir uyumuyoruz. Bu gece de uyumayacağız. Biraz sabredince her şey oluyormuş demek ki. Köy kasaba boşuna gezmedik. Onlar da kayıp görmüyorum ben. Efendiliği de serseriliği de bunlardan öğrendik. Göztepe yani her şeyimiz Göztepe. Bu arma neredeyse biz orada olmak zorundayız. Eve geri dönmek şöyle bir duygu, sürekli deplasman yaşadık senelerce. Uzun zamandır çalıştığımdan dolayı stadı gezemiyordum. İçimde bir buruklük vardı. Çünkü gidenler hep geri geri içeri sokmuyorlardı. Dün kahvede çalıştığım için çıktım, dedim bugün bir gezeyim. Şu an bak, ayağa bak, şu an ayağım titriyor. Dünkü yaşadığım duygu ona tamam. Ya sigara içtim, sigarayı yere atamadım, ayağımın altında söndürdüm, izmatı buraya koydum ya. Başka ne anlatacaksan beni, hadi bakalım, hadi. Amatöre gittik, buradan gittik, döndük buraya geldik. Yine yuvamızdayız. Allah razı olsun Sepil'den ve bu stada yapanlardan. Bu arada biz eskiden burada oturup denize bakarak da içki içiyorduk bazen. Artık bakacağımız istikamet de orası. Denizi de unutturdu bize bu arada. Ve Türkiye'nin en çok konuşulan, en saygın türbün gruplarından Göztepe Yalı Grubu'nun derneğine giriyoruz. Bu türbün, Göztepe türbününün adeta kalbi. 25 yıllık mazisi olan Yalı Grubu, yarınki organizasyonun da merkezinde olacak. Haliyle biraz stres, biraz heyecan var. Ama herkes özel bir günün arifesi olduğunun farkında. Kimseden korkma, eğme başını, hiç öne kaldırın yolunda gökte. Yıllardan beri nerelerde oynadık? Açılış maçını gittik, Sakarya'da yaptık, Manisa'da yaptık maçlarımızı. Doğanlar gibi gudubet bir yere gittik ve en sonunda çok şükür kendi evimize dönüyoruz. Ben Avusturya'dan geldim, ismim Nevin. Çok heyecanlıyız. 95 yıllık hasret sona eriyor. Geldik bayramlaşmaya. Nereden geliyorsun? İsviçre'den. Sen nereden geliyorsun? Biz Hollanda'dan geliyoruz. Her tribün kendisini şey diye anlatıyor. İşte Eskişehirli'ye sorsan Eskişehirli Eskişehir sporu bir şekilde anlatacak. Vefalı'ya sorsan Vefalı kendini bir şekilde, Vefa sporlu kendini bir şekilde anlatacak. Yani Göztepe bizim kendimizden vazgeçtiğimiz bir kavram. Göztepe'yi ben gördüğüm zaman çok klişe olacak ama gerçekten aşık olduğum kızı görmüş gibi falan oluyorum. Bir değişik oluyor insan. Seni benimle tanıştıran şey Göztepe şimdi, anladın mı? İlk maçımız. Yani Beşiktaş'ı burada yeneceğiz yani. Hani ne yapar ne ederler, o maç alırlar burada. Bak burası Göztepe Parkı. Bizim de bir nebze olsa bir faydamız oldu. Buradan tüm emekçilere selam söylüyorum. Biz dedik ki Göztepe bitmez, bitmeyecek. Anka kuşu gibi doğduk. Öyle güzel doğduk ki bugünlere geldik. Bugün bu stat buradaysa bizlerin sayesinde, sizlerin sayesinde. Küçüktüm, 10 yaşındaydım, burada halı sahaya geliyordum. O zaman bana deselerdi ki böyle böyle ileride stat olacak. Güler geçerdim ben, harbiden hayallerimizi dikiyorlar yani. Ya Juventus geldi buraya. Biraz megalomanlık olabilir bu ama ben kendimizi Türkiye'de tek olarak görüyorum. Şahsım adıma değerlendirecek olursak, hani diyorlar ya, yok 3 büyük varmış, biz bunlara 3 büyütülmüş diyoruz. 3 tane büyük varsa onlara göre bir tane de efsane vardır. Ve türbün hazırlıkları için stada yürüyoruz. Buradaki taraftarların birçoğu yıllardır bekledikleri stadyumu birazdan ilk defa görecek. Buraya hemen geldiğiniz oldum, insan gücüyle aldım. Helal baba! Dünyanın en güzel şeyi görüyor musun? Yani ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu, yüzüncü, bininci kere de görsem yani hissiyatım hiç değişmez. Burası bizim mabedimiz. Burası bizim evimiz. Kafama düşebilir abi, hiç önemli değil.
Pazar yeriydi burası. Ulaşıyorduk böyle. Baksana şimdi vallahi ne oldu burası ya. Ne hissedeyim ki? Büyüleniyorsun yani. Bilmiyorum. Çok heyecanlı. Birazcık işiniz. Elektriği bağlayacak kişi. Hasret inanılmaz ama hayat şartları. Pazartesi dönüyorum. Sadece maç ve açılış için geldim. Burası. Evim de burası. Kalbim de burası. Her şeyim burası yani. Hani her şeyim burası. Her şeyim burası ya. Evet, söyleyebilirim öyle bir şey. Öyle büyük bir kelime konuşabilirim yani sana. Ve o gün geldi çattı, bu semtte yaşayan, Göztepe'de yaşayan, ben Göztepe'liyim diyen hiç kimse bu günü ömrü boyunca unutamayacak. Yani yeni stadyumumuz da muhteşem. Bugün de Beşiktaş'a yeneceğiz 3-0. O sabah hiç uyumadık. Bugün herkes tribün şov, görsel şov, mezara şovu izlesin. Şimdiki yürüyüşümüze de buyurun beraber geçelim. Sevda düşü, düşlerden taşan, karanlık günlere eylüle isyan. İsterse geçsin bir 18 sene daha, ne fark eder her gün yürürken kavgam. Uzarken yollar, o güzel arman, süslerken ömrümün her anında olacak. Umutlar yarımda seninle yaşarken, anlamaz kimse der holigan onlar. Bir gün bayrak, bir gün taş sopa tutanlar, her 14 Haziran bir şehri yakanlar. İşinden işinden aşkından olanlar, kahırla dolup da şarkılar yazanlar. Tek bir gün için, hepsinin için, hep güneş gibi sarını sıtır içi. Kan kırmızı gözler hasretle bakacak, o güzel günler hep aklımda kalacak, aklımda kalacak. Armaya sevdalı bunca can yürüyor sokaklarda, uykusuz sabahlarda, hepsinde tek bir rüya. Sevdamız alın Kaleci sağa sola oynuyordu. Yaradan'a sığınıp bir vurdum. Top kalecinin üstünden geçip ağları yırtarak dışarı çıktı. İşte bu sözler taraftarın besteleriyle saygı duruşunda durdu. Korteji evinin balkonundan selamlayan Göztepe'nin efsanesi bombacı Halil'e ait. Buyurun buyurun hocam siz. Nasılsınız? Merhabalar efendim. Merhabalar. Kelimelerle tarif edilmeyecek bir şey. Göztepe'li kanımızı var. Çok gurur diyoruz, çok keyif aldık, onur duyduk. Bombacı her zaman en başından beri biliyorsunuz, altyapıdan beri sadece Göztepe'li oldu. O yüzden de ayrı bir değer Göztepe için. Zaten bütün arkadaşlarımız, komşularımız, taraftarlar hepsi de bu sevgiyi gösterdi. Göztepe'nin çocuğu olup da buralara gelmek ayrı bir gurur verici. Kelimelerle tarif edilmez, çok duygusal bir ortam. I'm very excited. I lost my phone, but drinking some beer, shouting to the Göztepe victory. I feel great. I looked at the stadium yesterday. It felt great. Artık heyecan durağa geldi. Son 2 saat kaldı. Kendi stadımızı açılışta galibiyetle alalım. Kimi babasının kolunda, kimi en yakın arkadaşıyla, kimi sevgilisiyle. Dünyada yalnızca 4-5 büyük kulübe kısmet olan bir şeyi yapıyorlar. Kendi semtlerinin sokaklarından kendi stadyumlarına yürüyorlar. Hem de bunu ilk defa yapıyorlar. Yuvamıza gidiyoruz. Özlediğimiz stadımıza gidiyoruz. Tüm Göztepe'lere başarılar diliyorum. Beşiktaş'a bugün bir güzellik yapacağız Allah'ın izniyle. Vallahi 33 senedir bekliyoruz. Gezmediğimiz köy, kasaba kalmadı. Kendi evimi almış kadar mutluyum yani. Kendime yani tapulu ev alsam bu kadar sevinmezdim yani. Burası benim evim. Şimdi salona giriş yapıyorum. Çok
mutluyuz. Biz burada, babam beni burada çocukluktan Drammen'a getirdi. Alan Tümer bizim hocamızdı, toz topraktı. Şimdi maça giriyoruz. Bir şey söylemiyoruz, ağlamak üzereyiz. Çok mutluyuz. Göztepe'nin çok hikayesi var. Bu yolda anlatılmaz yani. Ve mücadele başladı. Baskılı oynayan Göztepe'nin rakibi İstanbul ekibi Beşiktaş'tı. Tarihe geçmek buraların çocuğu Halil Akbunar'ın kaderiydi. Ardından karşılıklı gollerle Göztepe mücadeleyi 2-1 kazandı. Ancak asıl hikaye sahada değil tribünde olandı. Göztepe amatöre kadar düştüğü günlerde yazdığı o meşhur isyan marşıyla başladı. O meşhur isyan marşıyla bitirdi. Oturalım, konuşalım, ben sana neler anlatırım.